Günaydın. Smart Top'tan Soner Babiroğlu. Bugün haftanın son günü. İnanıyorum ki hepimiz çok mutluyuz. Bir önceki programda talep ve fiyat tahmini konusunu anlatmıştık. Bugün üçüncü programımızda ise Smart Top'ta olarak çok merak edilen konu olan lojistik operasyon optimizasyonu size aktaracağız. Hem ham madde tedariğinden son müşteriye kadar hizmeti kapsayan lojistik operasyonlar bir organizasyonun verimliliğini tanımlayan en önemli unsurlardan bir tanesidir. Karmaşık bir yapıya sahip olan lojistik operasyonlar için çeşitli istatistiksel analiz, matematiksel modelleme, optimizasyon ve benzetim çalışmaları için temel bilgileri, örnekleri aktaracağız. Emre Bey, burada sözü size veriyorum. Teşekkür ederim. Teşekkürler Sunay Bey. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi stüdyomuzda üçüncü kez ağırlamaktan Metin Hocam da size Sağ çok olun. mutluyuz. Benim bir iki ufak duyurum olacak. Ondan sonra sözü hızlıca Metin Hoca'ya bırakacağım. Hiç vakit kaybetmeyelim. Öncelikle dünkü teknik aksaklıktan dolayı çok özür dileriz. Ama güzel bir şeye sebebiyet verdi. Biz normalde programı birinci bölüm teorik, anlatım kısmı, ikinci kısmı interaktif kısmı olarak planlamıştık. Direkt interaktife geçtik. Çok daha verimli, çok daha eğlenceli geçti. Bugün de planımız yine bu şekilde interaktif olarak sürdürmek. O yüzden izleyicilerimizden ricam, eğer soruları varsa konuların bitmesini beklemeden chatbox'tan ya da diğer birazdan duyuracağım kanallardan bize iletebilirlerse çok mutlu oluruz. Normalde chatbox'taki soruları biz anlık olarak görüyoruz ve hepsine hemen hemen hepsine yetişebildiğimiz hepsini cevaplamaya çalışıyoruz. Öte yandan canlı yayına bağlanıp lojistik operasyonların optimizasyonu ile ilgili bir konuyu tartışmak isterseniz, yorum yapmak isterseniz ya da soru sormak isterseniz iki tane kanalımız var bunun için. Ya Skype'tan bana yazabilirsiniz Emre Dalarslan'a. Ben size oradan canlı yayın bağlantısı için teknik desteği vereceğim. Öte yandan eğer TKA dışından bağlanıyorsanız ya da mail atmayı tercih ederseniz şu an KC'de görünüyor. inovasyon@thy.com'dan sorularınızla beraber canlı yayın katılım taleplerinizi bekliyoruz. Ben sözü daha fazla uzatmadan Metin Hocam'a vermek istiyorum. Hocam sizdeyiz. Evet, herkese günaydın. Öncelikle tekrar selamlarımı gönderiyorum. Herkese sağlıklı günler. Şimdiye kadar 2 gün boyunca biraz teorik konuştuk. Örneklerle zenginleştirmeye çalıştık konuşmalarımızı ama esas şimdi bugün ve bir sonraki 4. oturumda tamamen bunların uygulamaları ile ilgili yoğunluklu konuşacağız. Bugünkü konuşmayı 3-4 bölüme böldüm. Dolayısıyla hani her bölüm arasında sizlere soru sormanız için biraz daha imkan tanıyacağız. Etkileşimli olmasını istiyoruz. İlk önce bir kavramsal çerçeveyi oturtmaya başlayalım isterseniz. Biz şimdiye kadar veri biliminin, matematiksel modellemenin, istatistiksel analizin, İşte daha sonra makine öğrenmesi ve yapay zekanın kullanım alanlarının ne olabileceğini, özellikle veri analizi özelinde bize ne gibi faydalar yaratabileceğini konuştuk. Şimdi bu kavramsal çerçeve üzerine bir de öbür taraftaki çerçeveye bakalım. Hangi alanlarda kullanabiliriz? Bizim uzmanlığımız daha çok lojistik ve tedarik zinciri özelinde. Ama diğer konularda da uzmanlığımız var. Bu iki eğitimde öncelikle şeyden bahsetmek istiyorum. Bir lojistikten bahsetmek istiyorum. 4. oturumda da tedarik zincirine odaklanacağız. Başlangıçta şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Bizim değer zinciri dediğimiz bir kavram var. Aslında bu 21. yüzyıl firmalarının rekabetçiliğini belirleyen en önemli unsurlardan birisi. Normal bir üretim sistemini düşünürseniz, üretim veya malzeme odaklı bir organizasyonu düşünürseniz, öncelikle bir tedarik lojistiği var. Tedarik lojistiğinde ne yapıyoruz? Malzemeyi ihtiyacımız olan, bize en uygun hizmeti verecek yerden getiriyoruz. Operasyonları yaptığımız yere, operasyonları yaptığımız yer bir havaalanı olabilir, bir teknik tesis olabilir, bakımı yaptığımız veya bir üretim tesisi olabilir. Veya bir restoran olabilir, otel işletmeciliği olabilir. Hiçbir şekilde fark etmez. Daha sonra operasyonlarla o ham maddeyi gelen formdan
son müşterinin istediği forma çevirmeyi operasyonlarla gerçekleştiririz. Daha sonra giden lojistiği ile bunu müşterinin istediği yere ulaştırırız. Bu önemli konulardan birisi. Bu istediği yer yurt dışı olabileceği gibi aslında aynı binada bir bölgeden başka bir bölgeye gidiş de olabilir. Ona biz tesis içi lojistik diyoruz. Daha sonra pazarlama ve satış. En sonunda ise bunun hizmeti ve hizmeti var. Servisi var. Geri dönüşüm de dahil, her şey dahil. Müşteri ilişkileri yönetimi de dahil. Hepsi bunun içerisinde yer alıyor. Şimdi biz 20. yüzyıl başarılı firmalarına baktığımızda aslında şunu görüyoruz ki bu altta gördüğünüz renkli akımı, işte tedarik lojistiğiyle başlayan, servisle sona eren akımı çok güzel kurgulamışlar ve çok başarılı olmuşlar. 20. yüzyılda başarının sırrı burayı çok iyi yapmaktı ve bir nebze de bunlardan, bu alanlardan, alt alanlardan birisinde uzmanlaşmaktı. 21. yüzyıla geldiğimizde realiteler biraz değişti. Çünkü bu sistemin artık öncelikle Çin'de 1989'dan sonra yaşadığımız küreselleşme sürecinde operasyonların, üretimin ve lojistiğin bir şekilde Çin'e kayması sebebiyle dünyanın farklı ülkeleri artık bu altta gördüğümüz akımı içselleştirmeye, orada verimliliği elde etmeye başladılar. Tabii rekabetçiliği için bu sefer bizim ne yapmamız lazım? Tüm probleme, tüm olaya bütüncül bir bakış açısı gerçekleştirmemiz lazım. Buna da biz değer zinciri kavramıyla aslında şey yapıyoruz, belirtiyoruz. Değer zincirinin içerisinde bu ana akıma ek olarak yukarıda gördüğünüz altyapı oluşturma, yönetim sistemini ve felsefesini oluşturma, işte planlama aktiviteleri, finansman, bilişim sistemleri, ICT dediğimiz Information and Communication Technologies, yani bilişim teknolojileri, insan kaynakları yönetimi, teknoloji geliştirme ve Ar-Ge faaliyetleri, entelektüel değer yönetimi ve satın alma faaliyetlerini koyuyoruz. Ve bu işlemin bütününe biz değer zinciri diyoruz. Dolayısıyla bugün anlatacağımız ve bir sonraki derste anlatacağımız konuları bu çerçeveden değerlendirmekte çok büyük fayda var. Yani biz aslında bütüncül değer zinciri odaklı olarak bakmamız gerekiyor. Ve bu aslında değer zincirini bir araya getiren unsurların en birincisi veri. Çünkü artık her aşamada biz veriyi oluşturabiliyoruz, veriyi depolayabiliyoruz ve tüm birimler tarafından bu verinin oluşturulması ve kullanılması gerekiyor. Birçok firmada duymuşsunuzdur. Yani veri havuzu, veri gölü, yani veri okyanusu gibi. Ben ilk başladığımda yani bu konularda araştırmalara işte 2003'lerde, 2004'lerde herkes veri havuzu bahsederdi. İşte 2015'lerde artık veri gölü oldu. Data Lake diye geçiyor. Bilişimciler çok iyi bilir. Şu anda veri okyanusu içerisindeyiz, yani 2021 yılı içerisinde ve değer zincirindeki aslında tüm aktiviteleri bir araya getiren, eş güdümü sağlayabilecek, sağladığını iddia etmiyoruz şu anda, sağlayabilecek en büyük olgu veri. Eğer veriyi biz verimli olarak kullanabiliyorsak, paylaşabiliyorsak, kullanılabilir hale getirip oradan bilgi çıkarabiliyorsak, 21. yüzyıl firması olmak için çok büyük bir adım atmış oluruz. Bunun içerisinde bugün yine ana akıma biraz daha odaklı olarak vereceğim. Çünkü lojistik odaklıyız. Bir sonraki aşamada, dördüncü eğitimimizde ise biraz daha geniş kapsamlı bakacağız. Yani önce temelleri verdik. İlk iki eğitimde biraz perspektif veriyoruz. Bu perspektif içerisinde, büyük resim içerisinde bir yere odaklanacağız bu eğitimde. Daha sonra daha da genişleteceğiz. Şimdi lojistik akış bugünkü odak noktamız. Lojistik akışı ben 3 ana bölüme ayırıyorum. Birincisi tedarik lojistiği, ikincisi operasyon lojistiği, üçüncüsü ise giden lojistiği. Şimdi tedarik lojistiğinde şunlar var. Öncelikle bir satın alma faaliyetleri var.
Biz ister hizmet sektöründe olalım, ister üretim sektöründe olalım, faaliyetlerimizin büyük bir kısmı satın alma odaklı olabiliyor. Çünkü baktığımızda hizmetlerimizi yerine getirmek için ciddi bir malzemeye ihtiyacımız var veya fazla hizmete ihtiyacımız var başka uzmanlardan. Ve satın alma faaliyetlerini koordine edebileceğimiz, yapabileceğimiz bir sürü küresel dünyada bir sürü şey var, alternatif var. Bu alternatiflerden veya tedarikçilerimizden hangisini seçmeliyiz? Seçim kriteri ne olmalı? Geçmişte kriterlerimiz şöyleydi, en ucuz fiyat. Artık en ucuz fiyat değil biliyorsunuz. Şunlara da bakıyoruz, şu günümüzde biraz daha çevre ve sosyal performansına da bakıyoruz. Fiyat iyi olabilir ama sadece fiyat yeterli değil, artık ahlaki durumuna bakıyoruz firmanın. Çevreye saygılı mı, insan haklarına saygılı mı, hayvan haklarına saygılı mı, onlara bakıyoruz. Yani çevreye saygılı mı bir anlamda onun çevre performansını gösteriyor. Diğer saygı, insan haklarına saygısı da biraz sosyal performansını gösteriyor. Bunların metrikleri var. Çok detaylı makalelerimiz, çalışmalarımız var ama bu aşamada ona girmeyeyim. Ondan sonra tedarikçilerimiz de artık bizim paydaşımız oluyor. Çünkü bir tedarikçi olarak çalıştığınızda, örnek vereyim, Türk Hava Yolları, ben Türk Hava Yolları ile çalışıyorum diye bazen logosunu kullanmasına müsaade edebiliyorsunuz. Başka firmalar da ediyor, bazıları etmiyor. O zaman paydaşsınız. Dolayısıyla sizin görevlerinizin arasından birisi de onları bilinçlendirmek. Çünkü Türk Hava Yolları'nın çok profesyonel ve yetkin bir kadrosu var. Dünya nereye gidiyor, ne oluyor, ne bitiyor, kalite trendleri nelerdir? Onları takip edebiliyor ama tedarikçilerinizin bu imkanı olmayabilir. Bu sorumluluklardan birisi de onu hazırlamak size. Daha sonra denetimini yapmanız lazım. Yani hakikaten raporladığı gibi mi? Hem maliyet açısından, hem çevre performans, hem de sosyal performans açısından. Acaba illegal aktivitelerde bulunuyor mu? Çocuk işçi çalıştırıyor mu işte? Yani hak ettiği gibi asgari ücret veriyor mu bunlara en azından? Asgari ücret veriyor mu? Veya size raporladığı maliyetlerle, size raporladığı maliyetlerle gerçekleşen maliyetler birbiriyle orantılı mı? Ona bakmanız gerekiyor. Daha sonra sipariş yapmanız lazım. Evet. Burada bir aslında ufak yorumda bulunmak istiyorum. Tabii buyurun. Lojistikle ilgili değil ama bizim özellikle terminal binasındaki çalışanlarımızla yaptığımız anketlerde, araştırmalarda, röportajlarda gördüğümüz bir şey var. Yolculuk süreci çok stresli. Yani planlamasından başlayıp son noktaya ulaşana kadar her aşaması aslında stresli. Hatta yapılan ölçümlerde şunu bir de görmüşler. İnsanlar uçakta yemek servisi yapılırken bile stres oluyorlar. Acaba bana kalmaz mı gibi. Evet. Çok değişik stresler yaşıyorlar. Burada yol, bu süreç boyunca yaşadıkları herhangi bir olumsuzluğu aslında bize yazıyorlar. Yani doğru. Atıyorum havalimanına ulaşırken bir takside problem yaşadı. Ona da bize sinirlenebiliyor. Tabii. Bizimle hiç alakası olmayan third party bir orada terminalde birinden bir hizmet aldıysa onu da bize yansıtıyor. Dolayısıyla bizim partnerlerimizi bu anlamda seçmemiz çok önemli. En iyi deneyimi biz onlar için planlamak zorundayız. Servisin her noktasında olmasak bile. Evet. Özellikle lojistik tarafında da bu deneyim kısmı son zamanlarda biraz öne çıktı. Bu e-ticaret süreçlerinin hızlanmasıyla birlikte. Sanırım o demin yaptığınız hani kalitesi, çevreye saygısı, doğaya saygısı gibi konuların yanında bir de en iyi deneyimi yaşatmak sanki en önemli maddelerden biri olarak öne çıkıyor. Evet. Bir bahsetmek istedim gelmişken. Emre Bey aslında yani tamamen söylediğimi destekleyici, söylemek istediğimi destekleyici şekilde açıklama yaptınız. Artık paydaşız. Buraya geldiğinizde, örnek vereyim, İstanbul Havalimanı'na geldiğinizde artık orası Türk Hava Yolları'nın ana karakteristiği olmuş. Yani Türk Hava Yolları nedir derseniz ilk akla gelenlerden birisi yine havalimanıdır. İstanbul Havalimanı'dır. Dolayısıyla orada olan bir olumsuzluk size direkt doğrudan yansıyacaktır. Çünkü insanlar bilmez. Yani sizin sadece uçak uçurduğunuzu ve farklı servisleri verdiğinizi bilmez. Oranın havalimanının işletmesinin başka bir kuruluş olduğunu farkında olmayabilir. Ama orası Türk Hava Yolları'nın kalesidir, merkezidir.
Dolayısıyla orada olan her şey size olumlu veya olumsuz olarak yansıyacaktır. Ve onları paydaş olarak değerlendirip imkanlarınızla, bilginizle, görgünüzle orada yer alan herkesi ortak bir eğitimden geçirmeniz gerekir. Ya ben aynısını Türkiye'deki otomotiv firmalarına da söylüyorum. Diyorum ki siz sıyıramazsınız kendinizi. Yani bu problem benim değil. Bakın bir parça sağlayıcı da hata oldu. Hayır, müşteri neyi bilir? Müşteri şunu bilir. Ben arabamı senden aldım. Senin markanı bilirim ve sorumlu sensin. Bunu kabul etmemiz gerekiyor ve marka sahibi, burada Türk Hava Yolları'dır, marka sahibinin kontrol ve denetim yetkisinin olması lazım. İsteme, yani devletin dışında, devlet hijyenine, şununa bununa bakacak, fakat sizin de sorumluluğunuz burada işlerin doğru olduğunu görmek. Daha sonra gümrükleme işlemleri var. Tabii yerli tarafta, yani gümrükleme işlemi var. Bir de yurt dışında gümrükleme işlemi var. Eğer siz bazı malzemeleri yurt dışından getiriyorsanız tabii orada bir gümrük operasyonu var. Burada bir gümrük operasyonu var. Bir de görünürlük. Şimdi 21. yüzyılın en büyük olgularından birisi görünürlüğü elde etmek. Hani ben görmek istiyorum. Durumu nedir? Dolayısıyla ona göre de planlarımı yapmak istiyorum. Görünürlüğü sadece durduğu yerde, malzemenin bir depoda, bir yerde hizmet hazırlanırken değil de hareket halindeyken de görebilmem lazım. Özellikle üretim sektörü için bu çok geçerli. Örnek veriyorum, Çin'den malzeme getiriyorsunuz. Ben öyle yöneticiler biliyorum ki o kadar acil bir şey var ki gelen, DHL'le gelebiliyor. Türküç Kargo son yıllarda yani dünya çapında isim yapmaya başladı. Yani o uçağı takip edenler var Flight Radar'dan. Yani benim malzemem nerede, geliyor mu? Yani kaç saat sonra gelecek? Çünkü o malzeme gelmeyince ne yapması lazım? Fabrikayı bir şekilde durdurması lazım veya alternatif başka bir şey, siparişi olmayan başka bir şey üretmesi lazım. Görünürlüğü elde etmemiz çok önemli konulardan birisi. Durağanlıkta ve hareket halindeyken. Hani bu gemiyle eğer getiriyorsanız malzemeyi, o daha da önemli olabiliyor. Çünkü fırtınaya yakalandı mı, yakalanmadı mı, nerede değil. Tüm planlarınız ona göre değişebiliyor. Bu tedarik lojistiği tarafı. Bir de içerisinde operasyon tarafı var. Operasyon tarafında mal kabul. Hani İlk günkü birinci oturumda söyledim, sayım hataları var. Sayım hataları genelde mal kabulde yeteri kadar sayım yapılamamasından kaynaklanıyor. Siz eğer sisteminize yüzlerce, binlerce farklı malzeme geliyorsa, Türk Hava Yolları'nın hem teknik tarafında, hem gıda tarafında, hem de diğer tarafta, hizmet tarafında çok ciddi bir malzeme girişi vardır ve her şeyi saymaya kalkarsanız giriş yapan mümkün değil. Yani onu yapamazsınız. Dolayısıyla mal kabul prosesleri de aslında operasyonların bir parçası. Daha sonra üretime geçiyorsunuz. Yani üretim demek bizim açımızdan şu demek: malzemeyi veya bilgiyi veya başka bir şeyi size geldiği formdan müşteriye aktarılabilecek hale dönüştürme işlemi, operasyonu. Burada ne var? Önce bir sizin operasyon kapasiteniz belirlenmesi lazım. Daha sonra ürün çeşidi. Acaba hangi farklı ürünleri bizim hizmete sunmamız gerekiyor? İşte müşteriye ne kadar yakın olmalı? Ondan sonra miktarı ne olmalı? Hangi boyutlarda üretmelisiniz? Daha sonra teslim zamanı ne olmalı? Özellikle havaalanı operasyonlarında şunu görmek lazım. Çok ciddi bir zaman kısıtları içerisinde çalışıyor tüm operasyonlar. Çünkü uçakları geri bıraktıramazsınız. Uçaklara göre her şeyin yetişmesi lazım. İşte biletlendirme, ondan sonra valizlerin yerleştirilmesi, ondan sonra ikram hizmetlerinin yapılması. Eğer lounge'larda insanlar yapıyorsa orada ikramların zamanında ve verimli olarak yapılabilmesi tamamen zamana karşı bir yarış aslında. Daha sonra depolama hangi şartlarda yapılacak, nerede yapılacak, kapasitesi ne olacak, depolama kapasitesi, ilk gelen ilk çıkacak mı,
o gibi uygulamalar var. Mesela şöyle bir şey var. Hani herkes bilir. Belki doğru, belki yanlış ama uçağa ilk check-in yapan siz olursanız valiziniz en son size geliyor. Dolayısıyla bazı insanlar hani bilerek havaalanında oyalanıp geç check-in yapmayı düşünür. Çünkü uçağın en ucuna koyacak, dolayısıyla ilk çıkacak, döndüğümde alacağım gibi. Bu gibi süreçler var. Nasıl depoluyorsunuz bunun kapasitesini ve üretime beslemesini nasıl yapıyorsunuz? Üretim besleme de çok önemli. Hani bazı gecikmeler dolayısıyla üretimin aksaması söz konusu olabiliyor. Ve taşıma kabı ne olmalı? Bazı şeylerde, malzemelerde taşıma kabının da özel tasarımı olması gerekiyor. Biz bunu büyük fabrikalarda görüyoruz. Mesela cam, araba yapıyorsunuz, cam. Ondan sonra gidiyorsunuz, elektronik eşya yapıyorsunuz. Statiğin olmayacağı, işte o hafıza kartlarının vesaire olmayacağı özel taşıma kablarının olması gerekiyor değil mi? Statikten etkilenmesin diye. Gıdaya bakarsanız gıdanın da aslında hijyenik bir ortamda soğutulması gerekiyorsa soğuk, sıcaksa sıcak dayanıklık taşıma kablarında hizmet edilmesi gerekiyor. Daha sonra kalite yönetimi. Kaliteyi nasıl aslında yerinde tutturuyorsunuz? Ondan sonra üretimin planlanması ve üretim aktivitelerinin çizelgelenmesi. Nereden bakarsanız çok yoğun bir aktivite aslında operasyonlar. Sadece biz burada bakış açımızı küçük tutmak istemiyoruz, geniş çerçeveden bakmak istiyoruz. Daha sonra giden lojistiği kavramı var. Giden lojistiğinde ambalaj çok önemli. Ben şöyle söyleyeyim. Dünyada fabrikalardan veya hizmet sektöründe bir ürün, bir hizmet çıktığında yaklaşık %50'si ambalaj oluyor. %50'si ambalaj oluyor. %50'sinde ya karton, ya işte tahtaysa tahta veya bu styrofoam şeyler var ya, köpükler var. Onlar taşınıyor. Ambalaj olarak gıdaysa da gıdayı bir şekilde koruyacak ve taşıma kapları var. %50'miz bu. Dolayısıyla buna önem vermeliyiz. Türk Hava Yolları bu konuda aslında çok ileride, özellikle gıda konusunda çok ileride olduğunu söyleyebilirim. Daha sonra dağıtım modu var. Dağıtımı nasıl yapmalıyız? Hani hava yoluyla mı, karayoluyla mı, deniz yoluyla mı, demir yoluyla mı? Dağıtım süreçleri çok önemli. Dağıtımdan sonra eğer birden fazla noktaya hizmet veriyorsak o hizmet verme sırası nasıl olmalı? Bunun rotalaması ne olmalı? Yani rotalamayı biz çok verimli olarak çözdüğümüzü düşünüyoruz. Çok detaylı bir matematiksel bir problem. Yaklaşık 50 yıldır çalışılan ama belli bir sayı dağıtım noktası üzerine çıktığınızda tüm algoritmaların çöktüğü, hemen hemen çöktüğü bir problem. Fakat biz kendi geliştirdiğimiz yapay zeka, makine öğrenmesi ve optimizasyonu füyüz ettiğimiz yaklaşımımız içerisinde 200'lük, 300'lük dağıtım noktasını işte 20-25 farklı dağıtım aracıyla birkaç dakika. Hedefimiz de burada işte 55 saniye altına düşürmek. 55 saniyede neden limit? Çünkü internetten bu şeyi web servisi olarak bu sistemi kullanmak istiyorsanız timeout süresi 55 saniyedir. 55 saniye içerisinde bu problemi çözebilirseniz aslında internetten hizmet verebiliyorsunuz. Tabii 55 saniye üzerine çıktığında biz ne yapıyoruz? Onu birkaç tane API'ye bölüyoruz ve birbirini besleyen API. Dolayısıyla hiçbirisi 55 saniyenin altına düşmüyor ama yani problem, çok kompleks bir problemi çözebilmek için biraz daha biz yazılım tarafında değişiklikler yapıyoruz. Fakat yani birkaç sene içerisinde şunu söyleyeyim, en kompleks problemi bile 55 saniye içerisinde çözebilecek teorik gelişmeleri yapıyoruz şu anda. Daha sonra gümrükleme operasyonları var. Gümrükleme yine yurt içi yurt dışında olabiliyor. Giden lojistiğinde özellikle. Daha sonra görünürlüğü yine sağlamam lazım. Malzemem nerede? Müşterim bekliyor. Onları görebilmem lazım. Bir de hasar önemli. Kalite yönetimi önemli. Bir de iadeler var. İadelerin gözlemlenmesi önemli. Aslında baktığınızda sadece lojistik kavram olarak derya deniz bir problem var karşımızda. Ve burada
Şimdiye kadar bu verimliliği elde edemememizin en önemli sebeplerinden birisi verinin bize uygun formatta istediğimiz zamanda gelemiyor olması. İkinci problem, bu veriden ve öngörüden, tecrübeden yıllardır bu sistemleri modellemeye ve optimize etmeye çalışan insanların aklın aslında kullanabileceği model sayısının çok çok fazla olmaması. Üçüncü ise bu problemlerin matematiksel çözümleme kompleksitesinin, karmaşıklığının çok yüksek olması sebebiyle istediğimiz sürede bu problemleri çözemememiz. Mesela biz 2004 yılında rotalama problemine ilk başladığımızda, hani o zaman için en iyi bilgisayarları 2004 yılında kullanıyorduk. Yani 200 bin saniye falan, yani 1,5 günde ancak çözebiliyordu 200'lük bir problemi. Ama orada yeteri kadar hatalar yaptık. Algoritmalar şimdi aynı problemi biz 40 saniyede, 45 saniyede çözebiliyoruz. Algoritma geliştirme çok önemli. Dolayısıyla... Hocam, tam burada bir soru evet, buyurun. Şimdi algoritma dedik, bir de operasyondan bahsettik. Evet. Şimdi benim kafamda aslında probleme nasıl yaklaşacağımızla ilgili bir yöntem belirlemeyle ilgili bir soru var. Yani biz acaba parça parça her şeyi optimize edip birleştirmeli miyiz, yoksa bütünleşik bir yaklaşıma mı gitmeliyiz? Mantık bütünleşik yaklaşımdır ama şimdi ben bir uçak operasyonunun aklımdan geldiğince bir kağıda not ettim. Atladıklarım da olabilir. Tabii. Şimdi şeyle başlıyoruz. Uçağın konfigürasyonuyla başlıyoruz. Bizde hem Airbus hem Boeing farklı konfigürasyonlarda uçaklar var. Bunların adlarındaki kargo bölümlerinde ve yolcu tarafındaki koltuk sayılarında farklılıklar var. Şimdi buradan uçak konfigürasyonlarına göre kargoda kullandığımız palet tipleri değişebiliyor. Yani her palet tipi her uçağa girmiyor. Şimdi biz uçakları hem yolcu hem de kargo taşımacılığı için kullanıyoruz. Dolayısıyla ikisini aynı anda optimize etmemiz gerekiyor. Şimdi kargolarda da aslında farklı ülkelere gidecek kargolar farklı güvenlik işlemlerinden geçebiliyor. Evet. Bu da bir lojistik operasyon. Son dakika uçak değişikliği olabiliyor. Ki bizim o uçağa yüklemedeki tat time dediğimiz, yani turn around time dediğimiz şey bizim için çok önemli. Evet. Biz oradaki sürelerden 5-10'ar dakika tasarruf ettiğimiz zaman filoya belki onlarca uçak daha dahil edebilmiş kadar kapasite kazanımı evet. yaşıyoruz. Şimdi verilen yüke göre yakıt planlanıyor. Evet. O yakıt da bir yük. Yine bunun bir optimizasyonu gerekiyor. Hava koşulları. Tabii bu uçak indi. Dediğimiz gibi çevireceğiz uçağı tekrardan. Uçağın yerde kaldığı her süre bizim için zarar sayılır. Uçağın sürekli havada olması lazım. Temizliği var, boardingi var, ikram yüklemeleri var. Bunlara entegre şekilde, bunlar şimdi yerdeki operasyonlar, atladığım kısımları da vardır. Ekipler planlanıyor, yer operasyonları planlanıyor gibi gibi. Aslında böyle neredeyse belki yüzlerce optimizasyon konusu olabilecek şey var. Biz bu konuya nasıl yaklaşacağız ya da nasıl bir algoritma üzerinden gitmesi gerekir ki bu işin? Hepsi birbiriyle uyumlu, optimize olsun ve en verimli operasyonu sergileyelim. İdeali, Emre Bey, ideali önce bir problem ameliyat masasına yatırmak ve analiz etmek. Şimdi ilk başta yapılması gereken şu, bir doğrudan etkileyen işlemler ve dolaylı olarak yer alan işlemler. Şimdi her şeyi tüm detayıyla tek bir model içerisinde çözmeye kalkışırsanız bu işin içerisinden çıkamazsınız. Çünkü yani çok farklı karakteristiği olan değişkenleri ve kısıtları optimizasyon ve yapay zeka modeline belirlemeniz lazım. Elbette çözer ama belki bir haftalık bir hesaplama süresinden sonra çözer. Dolayısıyla önce bir ayırmakta fayda var. Acaba doğrudan her şeyi etkileyen aşamalar hangileri ve o aşamalara göre planlanması gereken ikinci aktiviteler hangileri? Bunun yapılması gerekiyor. Bir çalıştayla, bir brainstormingle, beyin fırtınası yaparak hani ilgili birimlerden evet doğru en önemlileri bunlardır. Onları belirleyelim. Onlara göre ben uyumlaştırabilirim, problemi çözebilirim ve istediğim servisi, kaliteyi ve maliyeti oluşturmam için bu aşamaların birincil olarak yapılması gerekiyor. O yapılmaya göre ikincinin yapılması gerekiyor. Şimdi
Birinci kademede ilk başta yapmanız gereken şeyleri şu anda neden yapamıyorsunuz? Yapamamanızın sebebi bir. Önce bir veri altyapısı yok. Hani birçok organizasyonda böyle bir veri var ama bu verinin sahibi, bunu bütünleştirebilecek bir organizasyon yok. Çok büyük firmaların hemen hemen hepsinde. İkincisi, o veriyi modele dönüştürecek bilgi, görgü ve uzmanlık yok firmaların çoğunda. Nedir bu? Verinin olması, şimdi deep learning vesaire çok önemli konular. Biz de çok detaylı bakıyoruz ama yani bilgisayar mühendislerinin şöyle bir düşüncesi var. Ver datayı, modeli oluştursun. Şimdi ben genelde bu konuşmaları verince söylememem lazım ama kendi bildiğim doğruyu söylüyorum. Bakın, rasyonel olarak gözlemlediğimiz doğa olaylarını ve insan yapısı olayları matematiksel ifade etmeye orta çağlardan beri başladık ve bunun dönüm noktalarından birisi Isaac Newton'dur. Isaac Newton'dan beri insanlar gördüklerini, işte gezegenlerin hareketlerini, şunları bunları, her şeyi matematiksel olarak ifade etmeye çalışırlar. Şimdi bu söylem bize şunu diyor, ya onların hepsini boş verin. İnsanlığın yani 1600-1700'lerden beri oluşturduğu tüm bilgi, görgüyü hepsini boş verin, koyun bir bilgisayara, her şey matematiksel olarak çıkarsın. Tabii insan beyni öğrenme olarak bakarsanız yüzyıllar bazında insan beyni aslında o gördüğünü en iyi nasıl matematiksel olarak ifade edeceğini düşünmüş, tartışılmış, bazıları gitmiş, bazıları devam etmiş, kabul görmüş. Dolayısıyla yani ben makineye verin, modeli çıkarsın anlayışına pek şey değilim. Onu da insan gibi eğitmeniz lazım. Oradaki evrenin prensiplerini, çalışma prensiplerini falan tanımlamanız lazım. Nihayetinde makine öğrenmesi de yapay zekada ona gelecektir. Çünkü bu bilinen, yani bir termodinamiğin birinci kanunu var, ikinci kanunu var. Onlar üniversal olarak değişmediğini biliyoruz en azından bildiğimiz evrende şu anda. Dolayısıyla bunları kullanmamız lazım. İşte modelleme orada önemli bir şey. Üçüncüsünde, üçüncü aşamada problem çözerken algoritma. Bizim gördüğümüz en büyük sıkıntılardan birisi algoritmalar aslında çok akıllı tasarlanmamış. Dolayısıyla sizin bu söylediğiniz yapıyı destekleyebilmesi için çok hızlanması gerekiyor. Basit makine öğrenmesi algoritmalarının çok hızlı olduğunu görebiliyoruz biz. Ama optimizasyon çok çok daha kompleks bir problem ve derin bir uzmanlık gerektiriyor. Hani söylemiştim, biz de ilk tecrübemizde 2004 yıllarında bir problemi 1,5-2 günde çözerken şimdi yani 1 dakikaların altına rahatlıkla 40-45 saniye düşürebildik. Tabii bilgisayarların hızlanması da var bunun içerisinde. Bizim algoritma geliştirmemiz de var. Algoritmalar yeterli olmayınca söylediğiniz bu bütüncül yapıyı destekleyecek çözümler elde edemiyorsunuz. Sıkıntı burada Emre Bey. Bilmem açıklayabildim mi? Yani o kısmı açıkladınız hocam. Onun için çok teşekkür ederim ama şeyde hala bir kafa karışıklığı var işin açıkçası. Yani şimdi bütüncül yaklaşmak çok mantıklı değil ama her parçayı ayırıp optimize etmek de çok mantıklı değil. Çünkü okulda da öğrendiğimiz üzere en iyi parçalardan en iyi motor yapılmaz. Evet. Yani her sistem kendi içinde en iyi çalışırsa totalde tabii en iyi sonucu elde etmeyiz. Herhalde burada benim anladığım biraz da izleyiciler tarafından netleşsin diye tekrar ediyorum. İlk derste işlediğimiz ABC modeline göre herhalde en büyük değer çarpanına göre oradan başlayıp tabii aşağı doğru belki bağlantılarını kurarak yani ufak tabii optimizasyonları yapıp yukarı doğru ondan sonra ana formüle, ana algoritmaya modele uygulayarak hani herhalde işleyişte aşağı doğru örmek gerekiyor gibi. Tabii şöyle söyleyeyim, uçak örneğinden verdiniz, uçağın kalkış örneğinden verdiniz. Uçağın kalkabilmesi için ne olması gerekiyor? Öncelikle yolcuların hepsinin biletlerinin tamamlanmış olması gerekiyor. Koltuk şeylerinin yapılması gerekiyor değil mi? Ondan sonra valizlerinin kabul edilmiş ve valizlerinin konteynerlara koyulmuş ve yerleştirilmiş olması gerekiyor uçağa. Daha sonra ikramların yapılmış olması gerekiyor.
gerekiyor. Personelin o uçağa atanmış olması gerekiyor. Ve ondan sonra uçağın teknik kontrolü gibi şeyler var. Bunlar olmazsa olmazlar. Bunların hepsini bütüncül çözmenizde çok büyük bir fayda var. Çünkü zaman içerisinde yarıştığınız bir aşama. Dolayısıyla bu ana akım diyeyim, önemli problem. Bunlar birisini çözmezseniz işlerin aksadığını görüyorsunuz. Dolayısıyla bunları bütüncül olarak çözmenizde çok büyük fayda var. Ama onun yanındaki diğer aktiviteleri de bütüncülü çözdükten sonra bütünü tamamlayıcı olarak çözmek yaklaşımını, stratejisini öneriyorum ben. Yani öyle söyleyeyim. Batın ekleri bulacağız o zaman. Tabii batın ekleri bulacaksınız. Zaman açısından nerede buffer var, yani tampon bölge var, nerede yok, ona göre yapacaksınız. Tamam hocam, çok teşekkür ederim. Evet. Şimdi isterseniz lojistik akışı baktık. Lojistik akıştan sonra amacımız nedir? Onu belirleyelim aslında. Yani amaçlarımız da tamamen konuşmalarımızın başından bu yana söylediğimiz gibi hem finansal performansı, hem çevreye olan performansı, hem de sosyal performansı en yukarıya taşıyacak şekilde olmalı. Lojistikte amacımız ister gelen malzeme, ister üretim veya hizmet kullanımı, isterse giden ürün aşamasında olsun. Öncelikle hizmetin istenen yerde verilmesi lazım, ürünün istediğin yerde olması lazım. İstenen zamanda müşteriye iletilmesi lazım. İstenen kalitede ve istenen maliyette. Şimdi 3 tane kriterimiz var. Finansal kriterler bunlar. Ya düşük maliyet olabiliyor, yüksek kar olabiliyor veya kar dönüşü veya yatırım dönüşünün yüksek olmasını bekliyoruz. Bu finansal kriterlerimiz. Diğeri çevre etki kriterleri, emisyonlar, karbon ayak izi gibi konular olabiliyor. Ve sosyal etki, tüm paydaşlar artı çalışanlarımız olabiliyor. Bizim çözdüğümüz problemlerde çok nadiren şunu görüyoruz. Birisi iyileşince diğerleri de iyileşiyor. Mesela karınız artıyor, çevreye etki olan etkiniz de artıyor, sosyal kriterleriniz de artıyor. Eğer böyle bir probleminiz varsa çok şanslısınız. Çok şanslısınız çünkü ne yaparsanız her kulvarda, 3 kulvar diyeyim, 3 kulvarda da iyileşiyorsunuz. Böyle bir problem bulduysanız kesinlikle yani gece gündüz bu probleme çalışmanız lazım. Çoğu problemde de şunu görüyoruz, birisini iyileştirirken öbüründen biraz aşağı düşüyorsunuz. Mesela finansal karlılığımı arttırayım derken ne yapabiliyorsunuz? Çevreye biraz daha zarar verebiliyorsunuz, dikkatsiz olabiliyorsunuz, emisyonlarınız artabiliyor. Veya sosyal olarak işte biraz daha dikkatsiz olabiliyorsunuz, tüm paydaşlarınızın yukarı çıkmasına biraz engel olabiliyorsunuz. Zor bir problem. Ve aslında şeyimiz bu kriter üzerinden devam ediyor. Şimdi kavramsal çerçeveyi verdim. İsterseniz arada bir böyle kavramsal çerçeveyle ilgili lojistik operasyonlarının yönetimi ve verimliliğinde bir soru varsa onu alayım, yoksa örneklere geçmek istiyorum. Şu an açıkçası YouTube'da da herhangi bir soru yok. Emre Bey, sizde var mı? Bende de şu an genel evet. Bir soru yok. Benim sorularım vardı, ben onları sordum. Evet. Şey doğru devam edebiliriz. Terste devam edebiliriz hocam. Oldu. Teşekkür ediyorum. Şimdi ilk önce kategorik olarak gelen lojistiği tarafına bakalım. Gelen lojistiğinde şöyle bir şey var. Operasyonlarımızı yürütebilmek için bizim çeşitli malzemeye ihtiyacımız var, değil mi? Bu malzemeyi de birden çok fazla organizasyondan, firmadan, kişiden alabiliyorum. Bu büyük bir problem aslında. Büyük bir operasyonu düşünürseniz. Yani düşünemiyorum, İstanbul Hava Yolları'na kaç tane tedarikçi, yani tüm tedarikçiler malzeme getiriyordur. Tekniği var, dokumosu var, oradaki gümrüklü satış mağazaları, gümrüksüz satış mağazaları var. İşte ikram servisleri var, şunlar var, bunlar var. Yani herhalde birkaç bin tane tedarikçi vardır. Taksicileri de sayarsanız, işte otobüsler, şunlar, bunlar. Çok büyük bir operasyon. Birkaç bin tane minimum şeyi vardır, tedarikçisi vardır. İstanbul Hava Limanı'nın. Tüm tedarikçilerin operasyonlarını
kendilerinin bağımsız olarak yürüttüğünü düşünelim. Ve burada ciddi bir sıkışıklığa yol açacak, planlama problemine yol açacak. Çünkü aslında bu malzemenin gelebileceği, yüklenebileceği, depolanabileceği alanlar da ortak. Yani her yerden her şeyi yapamıyorsunuz. Benzer bir uygulamayı biz Türkiye'deki en büyük fabrikalarından birisinden yaptık. İşte günlük olarak yaklaşık kaç tane gözlüğümden bakayım, 60 tane herhalde burada. 60 tane sevkiyatın yönetildiği, büyük lotlarda sevkiyatların olduğu, plansız yüklemenin olduğu, sık değişen planların olduğu ve 4000 farklı malzemenin geldiği, teslimatların olduğu bir sistem düşünün. Burada çok büyük bir kaos söz konusuydu bir firmada. Daha sonra biz birkaç yazılım parçacığını, hani Emre Bey'in de söylediği gibi, hani problem sadece bir tane değil, birkaç tane problem bir arada aslında çözmeniz gereken. Bu problemler ne var? Yükleme boşaltmanın yapıldığı rampaların aslında optimize edilmesi ve planlaması var içerisinde. Ondan sonra kampüs içerisinde, tesis içerisinde araç içi trafiğini yönetmemiz lazım. Sıkışıklığı engellememiz lazım. Çünkü orada hakikaten üretimin yapıldığı bir alan. Ondan sonra araç bekleme süreleri önemli. Çünkü benim sistem verimliliğini arttırmam gerekiyor. Yani araç beklediği sürece orada hiçbir iş yapmıyor. Yani aslında gerçek yapması gereken faaliyette bulunmuyor. İş güvenliği önemli. Daha sonra stokların maliyeti ne kadar süreyle duruyor? Özellikle gıdada söyleyeyim, gıda orada duruyorsa, yani yarım saat hiçbir kimse bir işlem yapmadan duruyorsa çok ciddi bozulmalar olabilir. Ondan sonra lojistik maliyet önemli. Burada maliyet planlaması ve hepsi bir arada. Çok zor bir problem aslında bunu çözmek istediğinizde bütüncül olarak. Burada ne yaptık? Biz akıllı algoritmalar geliştirdik. Akıllı algoritmaların içerisinde rota optimizasyonu da vardı, stok yönetimi de vardı. Tamamen dijital platformda ve web tabanlı bir teknoloji. Zaten bizim teknolojimiz web tabanlı şu anda. Çevik bir yönetim yapısı içerisinde. Yani algoritmanız aslında sizin çözmek istediğiniz problemi birkaç saniyede çözünce çözümü birkaç saniye içerisinde görüyorsunuz. En büyük sıkıntılardan birisi bu. Algoritmalar yeteri kadar hızlı ve akıllı değil. Ve bunu Milkrun Opto yazılımı altında birleştirdik. Fabrikadan resimler gösteriyoruz. Burada öncesi ve sonrası ne olduğunu görüyorsunuz. Yani eğer fabrikalara bakarsanız Türk Hava Yolları'nın mal kabul bölümü de çok benzerdir diye düşünüyorum. Yani bakarsanız teslimat yapmak isteyen araç parkı gibi hepsi sırada bekliyorlar. Çok ciddi bir aslında risk. Çünkü yani plansızlıktan kaynaklanıyor bu. Dijital platformda bunu yapmamanızdan kaynaklanıyor. Bu fabrikada bizim çözümümüz sonrası görüyorsunuz, her şey rahat. Tüm riskler çok aza indirilmiş, minimize edilmiş. Ne olmuş? Yani park etme yeri var. İnsanlar rahatlıkla buradan yürüyebilir. İşte acil işi olan insanlar veya araçlar buradan geçebilir. Hiçbir riskleri çok çok azaltmışsınız. Daha sonra ne yaptık? Bir de mal kabul bölümündeki olan durumu öncesi ve sonrasına baktık. Öncesi ve sonrasında görüyorsunuz çok temiz, çok kaliteli bir operasyon gerçekleştirmişiz. Yani biz burada sadece bir planlama yapmadık, tüm süreci, mal kabul süreçlerini ve üretim süreçlerini çok ciddi bir şekilde optimize edebildik. Yani burada gördüğünüz gibi bunun içerisinde stok yönetimi var. Stok planlama ve yönetimi. Ve bu da tamamen taleple eşlenik. Yani biz bir önceki de eğitimde talep yönetimi söylemiştik. Talep tahmini söylemiştik. Bunun içerisinde doğal olarak var. Bana üretim yapmam için ne gibi bir talep gelecek? Ne kadar bir talep gelecek? Ondan sonra tedarik planını yapıyoruz. Buna göre optimal tedarik planını yapıyoruz. Daha sonra araç içi yükleme planlarını yapıyoruz. Rotalamasını yapıyoruz. Ve aslında bunu siz her yaptığınızda birkaç saniye içerisinde çözebiliyorsunuz. Ve sonuçta %15-20 oranında bir maliyet tasarrufu söz konusu. Biz bununla en başarılı koçlar ödülünü aldık 2019 yılında. Bir yazılımımız Milkrun Opt. Sizden hizmet veya
fabrikada üretim planını alıyoruz, lojistik altyapısını alıyoruz. İşte ondan sonra şeyleri alıyoruz, stok profillerini alıyoruz. Tüm tedarikçilerinizle ilgili bilgileri alıyoruz. Taşıma kabı bilgileri ve kontratlıysa sözleşme verilerini alıyoruz. Ve daha sonra ne yapıyoruz? Gidiyoruz. Sizin performansınıza, hangi performansa bakıyorsunuz? Finansal performansa mı bakıyorsunuz? Çevre performansına mı bakıyorsunuz? Sosyal performansa mı bakıyorsunuz? Yoksa üçüne bir aradan mı bakıyorsunuz? Ona göre algoritmayı özelleştiriyoruz. Ve optimizasyonu yapıyoruz. Burada en önemli noktalardan birisi, burada gördüğünüz tüm model ve algoritmalar %100 Türk yapımı. Yani kendi öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın yaptığı yazılımlar. Dolayısıyla tamamen dışa bağımsız, tamamen Türkiye'de geliştirilmiş tüm %100 kaynak kodları, tüm algoritmalar, modellerin bizim tarafımızda olan çözümler. Ve çok hızlı yapabiliyorsunuz bunu. Çünkü entegrasyon hızlı olabiliyor. Çünkü teknolojiyi siz geliştirmişsiniz. Eğer teknoloji sizdeyse bunu çok hızlı adapte edebiliyorsunuz. Ama teknoloji sizde değilse bu sefer adapte edebilmek için ya bir izin almanız lazım birilerinden veya onun yardımına ihtiyacınız var. Bizde öyle bir durum yok. Ve amacımız bunları daha da geliştirmek. Bu gelen lojistiği tarafındaki önemli bir şeyim, örneğim, hakikaten başarısı ispatlanmış Türkiye'nin en büyük fabrikalarından birisi, ödüllendirilmiş bir çalışma. Dolayısıyla hani burada önemli bir katkı olduğunu düşünüyorum. Çünkü hani birkaç süreci bir arada çözebildiğimiz bir problem. Evet. Burada şöyle birkaç da bilgi vereyim. Aynı zamanda biraz daha fikir oluşması için söyleyeyim. Tabii sadece Türk Hava Yolları'nda yolcu giriş çıkışlarında değil. Aslında bu Türk Hava Yolları'nın tüm süreçlerinde, bunu DOKO'dan sevkiyatlara kadar, milk run yaparken sevkiyatlara kadar uçtan uca tüm optimizasyonu kapsıyor. Belki burada daha fazla örnek verebiliriz hocam. Yani evet. Hangi koşullarda nasıl optimize olur? Evet. Mutlaka Türk Hava Yolları çok değerli optimizasyonlar yapıyordur. Fakat biz ne gibi katkıda bulunuruz? Yani, özellikle evet. Sevkiyat esnasında inbound ve outbound lojistik operasyonları. Inbound da şöyle önemli şeylerden birisi, sıkıntılardan birisi teknik tarafında ve doku tarafında olabilir. İki tarafta önemli sıkıntı olabilir. Hani teknik tarafında bildiğimiz gibi ham maddenin yönetimi, ham madde dediğimiz parça. Yani teknik operasyonları ve bakım operasyonları gerçekleştirmek için bir sürü parçaya ihtiyaç var. O parçaların aslında ne gibi, ne sıklıkta ihtiyaç duyduğunuz, nasıl olduğunuz, nasıl getireceğiniz konusunda talep tabini, envanter yönetimi, bir de üretim veya bakım planlama ile eşlenik üç problemi bir arada çözmeniz gerekiyor. Orada ciddi bir verimlilik elde edilebilir. Hani orada benzer bir şey aslında ben kaçtı 2014-15 yılında İstanbul Ulaşım AŞ metro sistemi için yapmıştım. Çok ciddi hani bir verimlilik elde edilmişti. Yani hangi malzemeler çok daha kritik, bu malzemelerin stok seviyeleri ne olmalı, hangi sıklıkta getirilmeli ve uçak özelinde söyleyeyim hani teknik parçaların çok çok büyük bir çoğunluğu da yurt dışından geliyordur. Hani gelmeme sıkıntısı da var. Hatta şöyle bir şey vardı, bir ara biliyorsunuz Katar'la biz çok istişarede bulunduk. Katar bir ara Suudi Arabistan ve komşuları tarafından ambargoya alındı. Hiçbir şey gelmiyordu. Onların en büyük sıkıntılarından birisi bu uçakların bakımını yaptırmak istiyorlar ama yani malzeme gelmiyor ülkeye. Öyle bir sıkıntı vardı. Hatta Katar'ın biliyorsunuz önemli uzmanlık alanlarından veya gelirlerinden birisi de sıkıştırılmış doğalgaz. Doğalgazı sıkıştırılmak için gerekli olan kompresörlerin parçaları falan gelemiyordu. Hani onlar için bir tedarik zinciri analizi vesaire yapar mıyız diye çok görüştük. İkincisi hocam, bu arada bir sorumuz var. Buyurun. Buyurun. Doğru yer tutmaya çalıştım. Şimdi bir arkadaşımız yazmış, demiş ki diyelim ki yeni bir hat açtım. Burada malzeme optimizasyonu yapmak istiyorum. Evet.
Ama elimde buraya dair geçmiş bir veri yok. Evet. Modellerin hatların kendi karakteristiğini anlayabilmesi için en az bir yıllık bir veri doygunluğu mu gerekir? Eğer bu bir yıllık veri doygunluğu gerekiyorsa, yani önündeki bir yıl içerisinde bu hatın olgunlaşmamış verisi için optimizasyon kullanamayacak mıyız? Yalnızca benzer hatlardan benchmark yapmak mı gerekir? Bir denge yakalamak için esnek algoritmalar var mı? Evet, algoritmalar esnek şu şekilde, hani genelde çözdüğümüz problemler biraz daha deterministik problemler. Yani ne olacağını çok büyük oranda biliyoruz. Yeni bir hat açtığınızda bu optimizasyon yaklaşımlarını kullanabilirsiniz. Ama size net bir sonuç değil de beklenen sonucu verir. Biz onu biraz daha ya robust optimizasyon, gürbüz optimizasyon veya stokastik optimizasyon olarak, problem olarak çözüyoruz. Modelin altyapısı tamamen aynı kalmak üzere ne yapıyoruz? Biz şey yapıyoruz. O belirsizliği bir dağılım alıyoruz. Diyoruz ki yani tecrübemizde bu burada yeteri kadar data birikmedi. Ne yapıyoruz? Bir dağılım alıyoruz. Normal dağılım olabilir. Başka dağılımlar olabilir. O dağılım içerisinden diyoruz ki bizim beklenen operasyonlarımız ne olmalı? Yani deterministik optimizasyon problemini, stokastik optimizasyon problemini çözüyoruz. Ve onun içerisinden aynı modelle tekrar tekrar o örnekleyerek, o dağılımdan örnekleyerek tekrar tekrar çözüyoruz ve size aslında bir çözüm bulutu veriyoruz. Diyoruz ki şu alanda ki çözümleri uygularsan oradan en iyi sonucu elde edersiniz. Aynı şeyi ben çok fazla yayınım var o konuda. Hani biraz enerji sistemlerinde ve geriye dönüşüm sistemleri sistemi tesis tasarımında çok fazla kullandım. Geri dönüşüm tesisi tasarımlarında. Çünkü ne kadar malzeme geri dönüşüme tabi olacak bilmiyorsunuz ama belli bir dağılım var. Yani o problemi de çözüyoruz. Tekrar vurgulamak istiyorum burada. Önemli husus algoritmanızın ne kadar hızlı olduğu. Eğer algoritmanız deterministik olarak verdiğiniz problemi çok hızlı çözebiliyorsa sonra siz o algoritmanızı stokastik optimizasyona taşıyabiliyorsunuz. Çünkü orada defalarca çözülmesi gerekiyor aynı problemin farklı dağılımlarla. Bunu yaptığınız anda aslında çok ciddi bir şeyiniz oluyor, katkınız oluyor. Hani biz problem bu şekilde çözülmesini şey yapıyoruz, öneriyoruz ve böyle çok iyi sonuçlar elde ediyoruz. Bir yıl içerisinde o dağılımlar çok çok daha netleşmeye başlıyor. Netleşmeye başladığında artık deterministik moda geçebilirsiniz. Aynı modeli hareketle, kullanırsınız. Evet, buyurun. Hareketle ben bir soru sormak istiyorum hocam. Tabii. Şanslıyım çünkü mesleğimle ilgili sorular. Evet, çok iyi. Şimdi stokastik benim okuldayken bitirme projemde stokastik bir modellemeydi. Evet. Bir hard discount market zincirinde sıfır, yani rafta bulunmamadan kaynaklı ciro kaybını hesapladık biz evet. O dönemde. İnsan faktörüyle ilgili çok ilginç datalar çıkıyordu. Mesela bunları machine learning ya da işte artificial intelligence tarafında bir karşılığı olabilir mi? Ya da bunları nasıl tespit edebiliriz kısmıyla ilgili bir sorum olacak. Bir ürünün rafta bulunmamasını hesaplamaya çalışıyorduk biz. Datalardan çok ilginç veriler çıkıyordu. Örneğin domates almaya giden biri eğer rafta o gün rafta domates yoksa çok ilginç şekilde bulaşık süngeri örnek veriyorum satışları artmış ya da rafta ekmek yokken çay satışlarının arttığını gördük. Evet. Aslında bu normal insan görüşüyle baktığın zaman çok da anlamlı değil. Yani hani rafta ekmek yok olmadığı günlerin çay satışının artması ama insan faktörü herhalde psikolojisinde işin içine girdiği burada değişik bir şey var. Bu faktörler acaba artificial intelligence tarafına yani yapay zeka tarafında bir karşılığı var mı? Evet. Biz yapay zekayı çok fazla mı anlamlıyoruz noktada? Hani bunları şimdi, test edebilir miyiz? Şimdi bir yapay zeka yani şöyle söyleyeyim derin öğrenme bu anlamlandırmayı yeteri kadar veriniz varsa ve yeteri kadar öğrenme için zaman tanırsanız bunları bulur. Çünkü o tüm alternatifleri, tüm olası birleşmeleri, birliktelikleri analiz etme yeteneğine sahip. Makine öğrenmesi, aslında yapay zeka demeyeyim de makine öğrenmesi. Makine öğrenmesi
bu konuda birbirlerine destekleyen veya pozitifli veya negatifli correlated. Biraz daha istatistikten bizim hani mühendislik terminolojisi içerisinde hani temelden bahsedeyim. Yani iki tane ürünü alıyorsunuz. Benim elimde 10.000 tane kolon var. 10.000 tane kolonun verisi var. X'inin varyansına bakıyorsunuz. Bunların varyansı birisi her durumda pozitif giderken öbürü de mi pozitif gidiyor? Demek ki bunların X'i birlikte gidiyor diyoruz. Veya birisi yukarı giderken diğer aşağı mı gidiyor? O zaman negatively correlated diyoruz. Bu testleri tüm pairler için tüm günlerde yapmanız gerekiyor. O size bir confidence interval veriyor. Yani confidence dediğimiz güven aralığı veriyor. Diyorsunuz ki %90 zamanlarda işte birisi yukarı giderken diğeri aşağı gitmiş. Dolayısıyla burada negatif bir korelasyon var. Ondan sonra onu buluyorsunuz. Ondan sonra gidiyorsunuz ki hakikaten ne oldu? Niye bu negatife gitti? Gidiyorsunuz hakikaten domates yokmuş diyorsunuz. Domates saat 4'te bitmiş. 4'ten sonra böyle olmuş. Bu testlerin hepsini yapabilirsiniz. Siz kendiniz yapabilirsiniz. Makine öğrenmesi üzerinde de yapabilirsiniz. Veya gidip bunun algoritmasını kodlarsınız. Dersiniz ki benim için önemli değil. 10.000 tane kolon varsa 10.000 kolon için şu testi 1. 2. 3. 4. 5. test sayısını yaparsınız. Ondan sonra onların dağılımına bakıp çıkarabilirsiniz. Yapay zekaya çok fazla anlam yüklememekte fayda var. Her şeyi biliyor diyemeyiz. O yapay zeka algoritmasını yazan insanın aklıyla biraz da orantılı. İşi öngörmesiyle orantılı, problemi bilmesiyle orantılı. Hani kara kutu olunca kara kutunun öğrenmesi için hani hiçbir şey bilmiyor. Biz datayı atalım bize bir şey öğretsin. Öğrenmesi için her şeyi, olası her şeyi düşünmesi lazım ve hesaplaması lazım. O da çok müthiş kaynaklar gerektiriyor. Çok uzun süreler gerektiriyor. Hani yapay zeka, biraz yapay zekadan akıllı zekaya geçmemiz gerekli. Hani insanla birlikte bunu yaparsak çok daha faydalı olacağını düşünüyorum ben Emre Bey. Bilmem anlatabildim mi? YouTube'dan da Zafer Bey bu konuyla ilgili gerçekten sadece domates almak için mi gelmişti? Domates olsa da bu kişi bulaşık süngeri alacak mıydı diye sormuş tabii. Bu konuyla ilgili olduğu için aktarmak istedim. Evet. Tabii bu konular konuşulurken aklıma şu da geldi. Hem gıda ürünü hem servis ürünleri uçak içinde bir sonraki dönemde dünkü konuyla da doğru orantıda olarak talep tahmini özellikle servis ağında ne olur, COVID sonrasında ne olabilir geçmiş dataya göre. Buradan sonraki davranış ne olabilir gibi bir proje fikri de aklıma geldi. Sürekli POC ekran üzerinden geçiyor. Belki bununla ilgili de bir POC çalışması istersiniz diye paylaşmak istedim, fikir vermek istedim. Bu arada bir soru geldi, onu da söylemek istiyorum. Tedarik zincirinde öngörülmeyen kopuşlarla şu anda ihracat için Çin kaynaklı konteyner yetersizliği problemi var. Doğru. Algoritma nasıl bir çözüm üretiyor? Nasıl bir optimizasyon öneriyor? Adem Yılmaz'ın sorusu. Yani zor bir problem. Çünkü yani realitede ne olduğunu görmeniz lazım. Realitede ne oluyor? Şöyle bir sıkıntı var. Herhalde Şubat ayında Çin kapılarını kapattı. Değil mi? 2020 yılından sonra 2020 yılı Şubat ayında Çin kapılarını kapattı. Bazı ülkelerde dedi Çin'den hiçbir şey insan gelmesi mümkün değil. Ondan sonra tüketimin çoğunlukla olduğu Batı Avrupa ve Kuzey Amerika'da hayat bir şekilde durdu. Hala o piyasalardaki insanların ihtiyacı olan malzemeyi Çin'den tedarik ediliyor. Bu arada Türk üretim sektörü de ciddi bir atılım yaptı. Çin'in yetişemediği durumda. Şimdi geriye dönüşü yok bunlar. Esas sorun orada. Hani Çin'den konteynerler gidiyor ve bu konteynerların Çin'e geri dönüşü yok. Çünkü Çin'e bir şey gitmiyor oradan. Üretim olmadığı için. Avrupa ve Kuzey Amerika kapandığı için daha çok ekonomik aktiviteler bir şekilde durdu. Onlar standby modda, insanlar evlerinde ve ciddi bir üretim yok. Oradan kaynaklanıyor.
Hani bunu nasıl çözersiniz? Bunu çözmenin de yani şey bir mucize bir yolu yok. Yani belli o konteynerların içine geri gitmesi lazım. Mutlaka. Bu da neyi getirecek? Lojistik maliyetleriniz ikiye katlanacak. Çünkü boş konteyneri gönderiyorsanız ne oluyor? Şu oluyor. Onun masrafını birinin ödemesi gerekiyor. Maliyet odaklı bir şey. Hani kaçınılmaz olarak maliyetlerin biraz daha yükseleceğini göreceğiz bu dönemde. Önümüzdeki dönemde ben şirketlere de şey yapıyorum, söylüyorum. Şirketlere de söylüyorum, görüştüğüm şirketlerde. Diyorum ki bazı şeylere biraz zam geldi. Çin'den gelen özellikle ham maddelere, ara ürünlere. Yani Temmuz'da bir daha bekleyin diyorum. İkinci bir zam olacak. Çünkü hakikaten bu konteyner problemi küçük bir görünse bile yani o konteyner, boş konteynerin gemiyle Çin'e geri gidiş ücretini de birisinin ödemesi gerekiyor. Kimse zararına iş yapmaz. Dolayısıyla algoritma bunu görür ama çözümü maliyeti arttırmaktır. Maliyeti de yansıtmaktır birisine. Yani burada belki Turkish Cargo'ya çok büyük bir şey hint de var. Hani hakikaten operasyonları verimlileştirilirse ve Çin'e gidişler de Çin'den geliş, uzak doğudan gelişler var şu anda. Uzak doğuya gidişi de doldurabilirlerse yani dünya çapında çok büyük bir başarı elde ederler maliyet olarak. Onu söyleyeyim. Basına yansın. Bir başka soru daha geldi. Evet, buyurun. İstiyorum. İlginç bir soru. Soner Bey de belki cevaplayabilir, siz de cevaplayabilirsiniz. Evet. Şey denmiş, OpenAI tarafından geliştirilen GPT-3'nin SmartOp gibi optimizasyon hizmeti sağlayıcılarının geleceğine etkisi nasıl olacaktır? GPT-3 sayesinde derin öğrenmenin demokratize edilmesi mümkün olur mu? Yani şöyle söyleyeyim. 2050 yılına kadar ciddi bir şey olacağını sanmıyorum. Bir, bu tür oluşumların çok başarılı olmasının arkasında yatan en büyük şey insan öngörüsünün, bilgisinin, anlayışının bir şekilde bu yazılımlara yansıtılması. 2050 yılı neden diyorum? Bir, GPT-3 algoritmasının yaklaşımının başarılı olması için milyonlarca uzmanın gönüllü olarak gidip uzman bilgisini, problem çözme yeteneğini, business algısını, mühendislik algısını oraya tanımlaması gerekiyor. Bir. İkincisi, o kadar karmaşık ve büyük bir algoritma ve sistem olacak ki bu sistemi kurmak, devam ettirmek ve işletmek için müthiş miktarda kaynağı, özellikle enerji kaynağına ihtiyacımız olacak. Bilişim sistemleri oluşturmamız lazım. Yani GPT-3 eğer tam verimlilikle çalışırsa dünya enerji tüketiminin %20-25'ini o sistemin tüketmesi gerekiyor. Dolayısıyla yani olabilir ama birkaç şeyin çözülmesi lazım. İnsanların çok ciddi bir şekilde desteklemesi gerekiyor uzmanların. Milyonlarca. Birkaç kişi değil, milyonlarca insanın, milyonlarca uzmanın ve hakikaten enerji probleminde çözülmesi gerekiyor başarılı olması için. Hani şeyden de korkmamak lazım, hakikaten hani yapabiliyorsa bravo, yapabiliyorsa bravo. Biz de kendi uzmanlığımızla yazılım bilgisini, algoritma bilgimizi entegre edip bir değer sunuyoruz burada. Hani hakikaten bizden daha iyi yapan birisi varsa da ona şapkamızı çıkarırız. Yani hiçbir sıkıntımız yok burada. Önemli olan ilerlemek, insanlığın ilerlemesi. Evet. Bir de şunu aktarayım hocam. Daha öncesinde hem basına çıkan haberlerden dolayı, Çin evet. konteynerindeki krizden dolayı, Çin'in de şu an belli başlı ülkelerden konteynerleri boş aldı ve Çin'de stokladığı bilgisine de ulaşıldı. Evet. Yani bu da sanki ayrı bir probleme evet. getirecek. Yani aslında ben bu konuda birkaç yerde yazdım, birkaç konuşmamda da söyledim. Hani Çin sıkıntıya girdi. Şu anda biraz avantajlı gibi görünüyor ama sıkıntıya girdi. Sıkıntıya girmesinin sebeplerinden birisi onlar da kapandı. Hani nispeten kontrol altına alıp erkenden tekrar açmayı başarabildiler. Onlar da kapandı ama bu süreçte bazı sıkıntılar da oldu. Sıkıntılardan birisi
tüm üretim sistemlerinin yenilenememesi. Yenilenememesinin sebebi şu, yani oradaki yüksek teknoloji ürünü, parçaları ve son ürünleri ürettiğiniz fabrikalardaki ekipmanların %90'ının kurulumu ve bakımı Avrupalı ve Kuzey Amerikalı kişiler tarafından yapılıyor, uzmanlar tarafından yapılıyor. Şu anda bu uzmanların kendi ülkeleri tarafından Çin'e seyahatleri yasaklanmış durumda. En azından gidenler kendi bireysel riskini alıp gidebiliyordur belki, ama hani devlet görevlileri, büyük firma görevlileri gidemiyor oraya. Ve dolayısıyla o bakımlar yapılamıyor. Düşünün, sürekli teknolojisini geliştiren, altyapısını geliştiren bir Çin var ve şey yapamıyor, bu altyapıyı 1,5 senedir geliştiremiyor, yenileyemiyor. Dolayısıyla hani bir şekilde konteynerları şey yapıp kendileri de toparlayıp acaba bir avantaj elde edebilir miyiz, lojistik süreçlerimizi daha streamline edebilir miyiz diye düşünüyor olabilirler. Ama bilmiyorum, o haberleri ben kendim okumadım, bireysel olarak spekülatif de olabilir, doğru da olabilir, yanlış da olabilir, ama boş konteynerların mutlaka Çin'e gitmesi gerekiyor ve onun bedelini de birisinin ödemesi gerekiyor. Ya Çin devleti ödeyecek ya son müşteri ödeyecek. Eğer Soner Bey sizin söylediğiniz doğruysa Çin devleti ödüyor veya Çin'deki firmalar ödüyor. Eğer öyle bir durum yoksa da bunu müşteri ödeyecek. Temmuz'da vesaire bir zam daha gelebilir. Öyle düşünüyorum ben. Bir soru daha var. İzzettin Bey'den geliyor. Optimizasyon algoritmaları içinde tahminleme algoritmaları da kullanıyor musunuz? Örneğin satış tahminine göre üretimi arttırmak gibi algoritmalarınızda bu durumu nasıl yönetiyorsunuz? Evet, güzel bir soru. Şöyle, aslında iki tane farklı problemi bütünleşik olarak kullanıyorsunuz. Biraz önce gösterdim, bir fabrikada, Türkiye'de bir fabrikada yaptığımız çözüm içerisinde ne var? Talep tahmini var, üretim planlaması var ona göre, stok yönetimi var, araç rotalaması var. 3-4 tane problem bir araya gelmiş durumda. Talep tahmini için daha çok makine öğrenmesi tabanlı yazılımlar kullanıyoruz. Ama üretim için, üretim planlama için, lojistik sistem planlaması ve optimizasyon için matematiksel bazı optimizasyon sistemleri kullanıyoruz. Şu anda hepsini biz aynı platform içerisinde değerlendiriyoruz. Aynı yazılım dili içerisinde ve birbirleri arasında geçişler veri üzerinden oluyor. Veri forecasting sistemi ve tahmin sistemi verisini oluşturup sisteme entegre ediyor. Ondan sonra sistem içerisinde optimizasyonu yapılıyor. Optimizasyon çıkışları biraz daha, sonuçları biraz daha yapay zeka vari sistemlerle değerlendirilip acaba profiller, tahminler değişik olsaydı sistemin optimizasyonunda biraz daha değişiklik olabilir miydi? O zaman biz bunu talep tahmininden talep yönetimine geçiriyoruz. Talep yönetiminde ne var? Acaba şu ayda şu talebi şuraya kaydırabilsem bana operasyonel olarak maliyetlerde %2 gibi bir tasarruf elde ettiriyor. Bu müşterinin satın alma profili, bu hizmeti veya ürünü satın alma profilini kaydırabilir miyim? Benim istediğim zamanı. Kaydırabilirsem ne oluyor? %2 gibi bir maliyet tasarrufu oluyor. O zaman talep planlamada ne diyorsunuz? O müşterinin o zaman almasını bekliyordunuz. Ondan sonra bu zamana kaydırmasını istiyorsunuz. Tabii o %2'nin belli bir kısmını da acaba teşvik olarak müşteriye verir misiniz diye, çok güzel bir soru. Biraz daha bütüncül. Ben yani biraz daha basitten, temellerden gidiyordum. Anladığım kadarıyla dinleyicilerimiz hakikaten biraz daha benim anlatımımdan ileride burada. Çok anlamlı sorular soruluyor. Hakikaten bu bir sonraki kompleksite, benim değinmek istediğim bir sonraki kompleksiteydi. Ama yani bu aşamadan bu kompleksiteye geçmiş olmamız çok sevindirici aslında. Zafer Bey'in bir sorusu daha var. Aslında bir yorumu var. Çünkü bu maliyet artışları, ham madde fiyatlarındaki artışlar, konteyner fiyatları her şekilde son tüketiciye mutlaka etkiliyor. Tabii burada amacımız optimizasyonu derinleşmesine, uçtan uca kullanılmasını sağlamak ki bir nebze de olsun maliyet artışlarında biz
Org'dan çıkacak bir marjı son tüketiciye yansıtırken daha minimum seviyede yansıtmak. Burada optimizasyon teknolojisinde aslında biraz daha tüketiciye yansıdığı faydalardan da kısaca bahsedebiliriz. Tabii burada yani tecrübemiz şu şekilde. Hani siz optimizasyon teknolojileri kullanarak ciddi bir maliyet tasarrufu elde ediyorsunuz. Ben daha önce de söyledim mi bilmiyorum bir eğitim kapsamında ama minimum %8 maliyet tasarrufu elde ettik şimdiye kadar. 20-25 civarındaki gerçek hayattaki uygulamalarımızdan %48'lere kadar, 50'lere kadar çıktı. Bunu şu şekilde değerlendirebilirsiniz. Bir, yani bu verimlilik artışıdır. Ya kar marjınızı arttırırsınız veya bunu paydaşlarınızla paylaşırsınız. Müşteri de paydaşınızdır. Yani %8 en kötü ihtimalle %8 bir maliyet tasarrufu yaptığınızı düşünün. Bu %8'i ne yapacaksınız? Biraz fiyat kırarsınız, %1-2 fiyat kırarsınız. Belki o sizin müşteri potansiyelinizi %5-6 belki de 10 arttırır. %1-2 farkla. Maliyet tasarrufuyla. Orada o da başka bir optimizasyon söz konusu. Orada ölçülmesi gereken şu da konu da şu. Acaba sizin müşterileriniz fiyata kadar fiyata göre talebi ne kadar esnek? O da ayrı bir çalışma konusu. O da bir ayrı bir optimizasyon konusu. Burada ekonomik bir denge söz konusu. Oradan yapabilirsiniz. Siz fiyatlarınızı düşürünce fiyatta, piyasada aslında taleplerde ne gibi bir değişiklik oluyor bunu görebilirsiniz. Emre Bey, sizin tarafınızda soru varsa alabiliriz. Yoksa biz devam edelim. Bizim tarafta tükendi sorular. Teşekkürler. Evet. Teşekkürler. Evet, interaktif gitmek aslında iyi oldu. Çünkü arada bu özetlerle çok güzel sonuçlar elde edebiliyoruz. Daha da canlı oluyor. Şimdi ikinci kademeye geçmek istiyorum. O da sistem. Burada da bir örneğim var. Bu örnekte şöyle bir durum var. Tesis içi lojistik. Şu anda tamamlanmış bir uygulamamız var. İkinci uygulama da şu anda bitirdik. Ve ciddi bir şekilde onun son sonuçlarını uygulamaya geçeceğiz. Burada tesis içerisinde malzeme eksikliği sebebiyle duruşları engellemek önemli. Şunu söyleyeyim. Eğer bir montaj hattınız, üretim hattınız durdu mu size bu çok ciddi bir maliyet olarak yansıyor. Örnek bir otomotiv firması, ben bireysel olarak biliyorum, montaj hattını bir tedarikçinin malzeme getirmemesi sebebiyle durması durumunda günlük 250 bin euro cezası var. Bir elektronik eşya üreticisi firmanın montaj hattı bir tedarikçinin istenen malzemeyi kalite veya zamanda ulaştırmaması sebebiyle montaj hattı duruyorsa yaklaşık 20-30 bin euroluk günlük cezası var. Ama bazen bu bizim sebebimizle de olabilir. Sebebimiz şu. Tesis içi lojistiği biz iyi yönetemiyor olabiliriz. Örneklerinden birisi bu. Burada görüyorsunuz AGV'ler var. AGV'ler Automated Guided Vehicle. Tamamen insansız kendi kendine tesis içerisinde malzemeyi işte depolardan şurada göstermek gerekirse bu gördükleriniz depolar. Bu depolardan işte şu montaj hattına taşıyan kendi kendine programlanmış işte bizim rotalar otomatik olarak verebildiğimiz dağıtım rotalarını AGV'ler. Burada önemli hususlardan birisi benim bu montajı gerçekleştirebilmek için acaba planlarım uygun mu? Bu sistemi iyi yönetebiliyor muyum? Ve şöyle bir şey var. Bu uygulamada şunu gördük biz. Tesiste malzeme eksikliği sebebiyle ya üretim hızı yavaşlanıyor veya durduruluyor. Tesisin üretimini durdurmanız lazım. Bunun %78 oranında azaldığını gördük. Yani %78 oranında belki kapasitenizi %2-3 arttırmış oluyor. Benzeri bir durum şeyde de olabilir. Hani konuştuğumuz problemlerde de olabilir. Mesela Emre Bey'le konuştuğumuzda dedik hani bir şey yetişmedi. Dolayısıyla her şeyin scale back, yani geriye atılması gerekiyor. Yani şeyleri yükleyemedik, yiyecekleri yükleyemedik. Yükleyemediğimiz için uçağı kaldıramıyoruz. Çünkü yani aç bırakmak istemiyoruz yolcularımızı. Veya yakıtını yükleyemedik veya valizler yüklenemedi. Veya bir şey oldu, personel gecikti gibi. Çok benzer bir durum burada da siz malzemeyi, var olan malzemeyi
iyi planlayamadığınız ve ihtiyaç olan yere ihtiyaç olan zamanda götüremediğiniz için tesisin çalışmaması söz konusu. Bu önemli şeylerden birisi. Şu anda bitirmekte olduğumuz yine Türkiye'nin en büyük fabrikalarından birisidir o da. Orada benzer bir çalışmayı yapıyoruz. Orada da tüm maliyetlerde %12. Bana verilen rapor bu. Ama bugün karşı tarafla hani problem sahibi firmayla rakamlar netleştirilecek. Bana verilen rakam %12. Maliyet tasarrufu elde edildiği burada. Dün itibariyle aslında hocam %17'ye çıktık. Onda ben 12 biliyordum. Bana bazen arkadaşlar işi takip eden gün be gün. Ben tabii akademisyen görevim devam ediyor ve kesinlikle bırakmayacağım. Araştırmanın içerisinde kalacağım. Onun için gün be gün ne oluyor ne bitiyor tahmin etmiyorum ama geçen hafta bana verilen raporda %12'ydi. %17'ye çıkardıysanız çok iyi. Bir önceki programda talep ve fiyat tahmini, bu programda ise lojistik optimizasyonunu konuşmaya devam ediyoruz. Son konumuz giden lojistiği. Giden lojistiği önemli olgulardan birisi çünkü aslında ürünü veya hizmeti müşteriye teslimatını yaptığımız aşama bu. Dolayısıyla orada verimlilik çok önemli, zamana duyarlılık çok önemli, kalite çok önemli. Verimlilikten kastım maliyet. Müşterinin istediği malı istediği zamanda yerde miktarda alabilmesi çok önemli. Bu alanda çok yoğun çalışmalar yapılıyor ama hakikaten çok verimli olarak çözülmüş bir problem değil. Bu konuya 1998-99 yılından beri epey bir mesai harcadık. İnovatif ve yenilikçi algoritmalar ve modeller geliştirdiğimizi düşünüyorum. Çok çeşitli uygulamalarımız var. Bu uygulamalardan bir örnek vereyim. Bu örnek Türkiye'deki büyük bir elektronik firmasının mesela tüm Türkiye için şey yaptığı, neydi onun adı? Yedek parça servis sisteminin optimizasyonu. Türkiye'nin neresinde olursanız olun malzemeniz, ürününüz bozulduğunda yedek parçaya ihtiyacınız oluyor. İşte bu yedek parçayı nasıl temin ediyorsunuz? Nereye gönderiyorsunuz merkezi deponuzdan? Onunla ilgili bir çalışma. Hani burada biraz daha farklı amaçları lojistik akışta destekleyici bir yapı kurduk. Hani biz söylemiştik hani bir sistemde lojistik sistemde maliyetleri en aza indirmeye çalışabilirsiniz. İki, çevreye olan etkinizi aza indirmeye çalışabilirsiniz veya sosyal etki yapabilirsiniz. Bu aslında üçünü birden birlikte gösterebildiğimiz çalışmalardan birisi. Öncelikle maliyetlerinizi düşürebilmek için araç sayısı, yani bu hizmeti sağlıyorsunuz. İşte Türkiye'de 1000 tane hizmet noktasına, servis noktasına hizmet vermeniz gerekiyorsa işte bunu kaç araçla yaparsınız? Maliyetleriniz onunla orantılı. İkincisi sürüş mesafesi ve süresi, yani araçlarınız ne kadar uzun süre yolda kalıyorsa karbondioksit emisyonu ve emisyonlar o kadar fazla artıyor. Üçüncüsü sürücülerin çalışma saatleri. Hani bize söylenen şuydu, yani hocam dediler, biz dengelemekte sorun yaşıyoruz. Bazı insanların iş yükü fazlayken bir gün, bazı insanların iş yükü az olabiliyor. Dolayısıyla burada yüzlerce çalışan var bu hizmeti veren. İşte bazıları çok çalışıyor, bazıları geliyor. Öğleyin 1'de 2'de işi bitmiş oluyor. Ondan sonra orada şey yapıyor işte bir yerde dinleniyor. Diğeri ise akşam 6'ya 7'ye kadar çalışıyor. Bu sefer bunu dengelemek bizim için bir ciddi bir problem. İş yükünü dengelemek aslında yöneticinin bizim daha önceden hiç öngörmediğimiz ama bizim karşımıza gelen önemli problemlerden birisi. Hani bunların üçünü de dengeleyecek bir algoritma tasarlamak çok önemli. Yani İstanbul servis sistemleri için, İstanbul dağıtımında, Avrupa yakası için hani %22 tasarruf elde edildi. Bu önemli bir tasarruf. Lojistik maliyette bunu yaparken hem karbon emisyonlarınız azaldı hem de aynı zamanda çalışan memnuniyetiniz arttı. İnsanlar şu şekilde psikolojik bir durum, hani fazla çalışmaktan yüksünmüyor ama aynı işi yaptığı, aynı maaşı aldığı insanın insanla karşılaştırdığında karşısındaki insan
ondan daha rahat bir şartlarda çalıştığını görünce sorun çıkıyor. Bizim gördüğümüz o. Yoksa herkes çok çalışmaya itirazı yok. Ama aynı işi yapan, aynı kategoride iki insanın farklı iş yüküyle çalışıyor olması sorun çıkarıyor. Biz bunu engellemiş olduk. Diğer uygulamalardan birisi işte PTT Kurye ve kargo için dağıtım rotalaması. Bu da çok zor problemlerden birisi. Çünkü iki katman var. Bir merkezi posta işleme lokasyonları var. Bir de posta dağıtımının yaptığı, kuryelerin dağıtım yaptığı posta dağıtım merkezleri var. İki katmanlı yapıda aslında iki tane rotalama yapmanız gerekiyor. Yüksek kapasiteli araçlarla bu merkezi yerlere gelişi yapıyorsunuz ama ondan sonra biraz daha küçük araçlarla belki mikro seviyede diyebiliriz. Mikro seviyede dağıtımları yapıyorsunuz. Bu iki kademeli katmanlı bir rotalama problemi. Bunu da çözdük. Çok ciddi çalışmalar yaptığımızı düşünüyorum. Katkılar yaptığımızı düşünüyorum. Diğeri biraz daha iki problemin entegre edilmiş hali. Hani bir firma eğer deposunu, dağıtım merkezini bir yerden başka bir yere taşırsa tüm ağ yapısı değişiyor. Yeni ağ yapısı ne olmalı? Yeni roller ne olmalı? Yeni tesislerin ve bu operasyonları en verimli olarak yürütebilmek için aslında ben ekipmanlarımı nasıl dağıtmalıyım? Bunun içerisine araçlar da dahil. Bu örnekte ne görüyoruz? İşte bir firma ne yapmış? İstanbul Anadolu yakasındaki merkezi dağıtım tesisini şehir içerisinde kaldığı için büyük araçların giriş çıkışında ciddi sıkıntılar ve gecikmeler yaşandığı için biraz daha endüstriyel bölgeye doğru taşımaya çalışmış ama hala hizmet verdiği müşterilere aynı bölgede kalmış. Çünkü yani e-ticareti çalıştığı için insanların yaşadığı evler ve iş merkezleri orada. Ve bu sistem değişikliği acaba ne gibi bir değişiklik gerekiyor? Nasıl iki problemi eş zamanlı olarak çözebilirim ben? Bu tesis yeri değişikliğiyle tesislerin rolleri ve kapasiteleri değişiyor. Ama hizmet kalitemi ve fiyatlarımı uygun tutabilmek için, aşağıda tutabilmek için bu değişimle birlikte benim tüm yapıda ne gibi değişiklikler yapmam lazım? Bu sorunun cevabını verdik. Çözümümüzü işte Rahatop yazılımıyla sunuyoruz. Burada sizden tüm sipariş verisini alıyoruz. Ondan sonra lojistik altyapısı belli. Gerçek zamanlı trafik ve hava durumu verilerini alıyoruz. Lojistik kontratımızı alıyoruz. Ondan sonra model oluşturuyoruz ve sizin seçtiğiniz kriterlere göre ya çevreye duyarlı olabilirsiniz ya olabilirsiniz maliyet odaklı olabilirsiniz veya sosyal etkinizi yükseltmek isteyebilirsiniz. Burada sosyal etkinin içerisinde ne zaman teslim ediyorsunuz? Bizim hedefimiz şu, müşteriye diyebilmek için ki şu yarım saat içerisinde size teslim edilecek ürününüz. Onu diyebilmek. Onu şey yapıyorsunuz, belirliyorsunuz ve optimizasyonunu yapıp sonuçlarınızı elde edebiliyorsunuz. Ve burada yine tekrarlıyorum, tüm yapı %100 kendi eserimiz. Tüm model, algoritmalar, her şey kendi eserimiz. Hepsini oturup geçmiş 25 yılda deneye yanla mükemmel hale getirmeye çalıştık. Biraz daha export süreçlerine bakarsak stok ve rota planlamasını aynı şekilde yapıyoruz. Yani uluslararası boyutta çok büyük bir firma için 148 ülkede tüm fabrikalardan deniz, demir ve karayolu ile. Yani biraz hava yolu bu kapsama girmiyor çünkü ağır malzemeler bunlar. Hava yolu biraz daha masraflı oluyor ama hava yolu da çok hızlı bir şekilde eklenebilir buna. Eğer yük de hafif, değeri yüksekse burada intermodal bir şekilde tüm küresel boyutta planlamasını yapabiliyoruz. Metin Hocam burada aslında sözünüzü kestim. Tabii. Kusura bakmayın, çok kısa bir soru var, hatta bir paylaşım. Adem Yılmaz'ın paylaşımı. Bizim kargo tarafında da verimli palet kullanımı personel fikir yarışmalarında öncelikli tasarruf arasındaydı. Evet. Tasarruf alanları arasındaydı. Acaba sizin smart yazılımlarınız orada ilave bir optimizasyon yapar mı sorusu geldi. Evet. Mutlaka tabii çalışmamız lazım Adem Bey. Yani belki
Sizlerin ilk önce bizlerle yaptığınız sonuçları paylaşmadan var olan datanızı paylaşarak biz de bir POC sürecinde bunu değerlendirebiliriz. Optimizasyon süreçlerini sonrasında birlikte karşılaştırabiliriz ama bizim odak alanımız tamamen optimizasyon olduğu için tabii siz de çok değerli projeler, ekipler çok değerli projeler yapar. Fakat bizim tek odak alanımız sadece ürünlerimiz, çözümlerimiz, algoritmalarımız olduğu için bizim bu alanda koyduğumuz fikirle birlikte geliştirmemiz ve verdiğimiz sonuç mutlaka daha farklı olacaktır. Bizim farkımız da burada ortaya çıkıyor. Şöyle kısaca bahsetmek isterim. Yani hatta örneklemeyle bahsedeyim. Herhangi bir kahve zincirinden kahve almakla herhangi bir fast food zincirinden sadece kahve almak arasındaki çok küçük nüans fark gibi. Yani ikisi de çok değerli. İkisi de son ürünü tüketiciye ulaştırabiliyor. Ama fast food zincirindeki koku, oradaki haz ve oradaki deneyim diğerine göre çok farklı olduğu için burada daha çok o alana odaklanmış çalışmaların evet. değeri ortaya çıkıyor. Bunu değerlendirebiliriz. Evet, şöyle bir şeyde bulunayım, yorumda bulunayım. Hani tabii biz ürün tasarımı yapan bir firma değiliz. Ama son zamanlarda şöyle projelere de başladık. Bizden istendi. Hani sizin algoritmalarınız ve modelleriniz çok iyi. Acaba biz bunu kalite belirlemesi için yapabilir miyiz? Kalite yönetiminde. Kaliteyi etkileyebilen faktörler var mı? Mesela 50 tane benim ölçüm var. Ondan sonra üretim sisteminde 50 tane input değerim var. Ondan sonra kaliteyi belirlediğim 15 tane de çıktım var. Bu 50 inputla 15 inputun arasında ne gibi bilgi var? Çünkü bu çıktıyı ben aslında üretim bittikten sonra belirleyebiliyorum ve ondan sonra kalitesi ancak ortaya çıkıyor çıkan işin. Ama önceden acaba bu şu inputlarla ne kalite çıkar diye bilebilir miyim? Prediction yapabilir miyiz diye çalışmalar var. Kesinlikle bu tasarımda da mutlaka çok fazla tasarım vardır. O tasarımın altyapısını oluşturacak tüm attribütler, değişkenler ve veri seti olarak alınırsa çıktığıyla girdi arasında benzer bir kaliteye yaptığımız gibi benzer bir korelasyon oluşturulur. Ondan sonra denir ki ya kaliteyi şunlar veya şey verimliliği, tasarım verimliliğini şunlar belirliyor. Dolayısıyla şuranın güçlendirilmesi lazım. Tasarım ekibine öyle bir şey geri bildirimde bulunursunuz. Şu alanı da geliştirirseniz aslında tasarımınızın verimliliği daha da artacaktır diye öyle etkileşimli gitmekte fayda var. Yoksa yani ürünü şöyle yaptınız, ürün tasarımı çok hakikaten hem sanatsal hem de fiziksel olarak çok fazla bilgi dağarcığını bir araya getirmeniz gereken bir konu. Yani onu %100 makine öğrenmesine teslim etmek taraftarı değilim. Orada yaratıcı süreci yani insanların dokunuşunu tutmakta çok büyük bir fayda var. Başka sorumuz yok ama tabii konuyla ilgili ya da bir evet. önceki anlattığımız konularla ilgili sorularınız olursa mutlaka ya e-postadan ya da YouTube'daki chatbox'tan sizlerden bekliyoruz. Evet. Bu arada ben ufak duyuru yapayım. Duyurulara geçmişken. POC süreci için proje terapi fikirlerin yani tekliflerini almaya devam ediyoruz. Şu an elimizde çok güzel projeler var. Salı günü kapatacağız formu. Dolayısıyla hani böyle aklında fikir olup, proje teklifi olup girmeye erteleyen arkadaşlarımız varsa salı günü mesai bitiminde ben formu kapatıyorum. O vakte kadar lütfen girişleri yapsınlar diye bir ufak bir duyurumu da yapmış olayım. Evet. Ben tekrar teşekkür ediyorum dinlediğiniz için, değerli vaktinizi bize ayırdığınız için. Haftaya salı günü değil mi son oturumumuz? Doğrudur, salı günü. Salı günü son oturumda görüşmek üzere. Sağlıklı günler diliyorum. Sağlıklı kalın.